veriyor. Hastalıkları teşhis etmek, yaralılara yardım etmek, hastalık ve sakatlıkları iyileştirmek, insan sağlığını korumak ve geliştirmek. Şimdi doktorluğun çeşitleri, az önce size dedim ben bir göğüs hastalıkları uzmanıyım. Demek ki doktorluğun bazı çeşitleri var. Göz doktoru var, sizin gittiğiniz çocuk doktorları var, kalp doktoru var, ortopedi doktoru var ve bir sürü. İstediğiniz gibi bir doktor seçimi olabilir. Peki neler kullanıyor biliyor musunuz? Biz tanı koyarken ne kullanıyoruz? Hadi beraber bakalım şimdi. Ben bir veya akciğerleri dinlemek için kullanıyorum. Ben iki tane daha getirdim sizler için. Birbirinizin kalbini eğer en azından isteyen varsa, doktor olmak isteyen arkadaş gelsin onunla dinleyelim. Gel bakalım. Şimdi önce ben senin kalbini dinleyeyim. Yeri bulalım önce. Doğru yerde dinleyelim. Şimdi dinle. Tık 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 diye bir ses. Duydun mu? Şimdi bu kullandığımız aletin ismi stetoskop. Bunları niçin kullanıyoruz biliyor musunuz? Hem bizim hastalığımız hastalara bulaşmasın, hem hastaların hastalığı bize bulaşmasın. Yani hem kendimiz hem onları korumak için. Bunun farklı, mesela ne var? Hep bunu görüyoruz, çocuklar çok korkuyor. Bu ne? Ağzım benim de. Buna dil basacağı diyorlar. Dilinize bastırıp boğazınızı görmek için. Buna ne diyoruz? Bu ışık kaynağıyla boğazınıza bakmak için. Lütfen bakabilirim, görmek isteyen varsa. Yakın geldi. Şöyle yapalım. Bakalım. Kaç aldın anneciğim? Adem. A. 4. Küçük dili var. A. Tamam. Thank you.